Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda hatırladığınız üzere sağ elde Orta Doğu pozisyonda 5 notayı, sol elde yine Orta Doğu pozisyonda 5 notayı gözden geçirmiştik. Şimdi bu çalışmamızda da kısa bir tekrar yapalım. Daha sonra bu notaları aralıklı bir şekilde nasıl öğreneceğimizi beraberce yapalım, görelim. Şimdi öncelikle notalarımızı tekrar yazalım. Orta do pozisyonda do sesi, do notası, notası, mi notası, fa notası, bir de sol notası bulunuyor sağ elde Orta Doğu pozisyonda. Şimdi sol elimize bakalım. Do notası, si, la, sol ve fa notası. Bu şekilde notalarımızın dizilimini görmüş olduk. Daha önceki çalışmada da belirttiğim gibi şimdi şu kısmı terse çevirirsek, hani bunun tersi gibi, aynası gibi düşünürsek aslında bir benzeş bir dizilim gibi görünüyor ama biz bunları böyle ezberlemeyeceğiz. Bunları böyle öğrenmeyeceğiz. Tamamen anahtar eksenli bu çalışmayı yapacağız. Şimdi tekrar bakalım do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, pardon, do, si, la, sol, fa diye notalarımız bu şekilde diziliyor. Şimdi bunları eğitici olması adına şöyle bir farklı uygulamayla, hani ezberden çıkmak için şuraya yazıyorum. Do, re, do'yu kalıcı halde öğrenebilmek için do, tekrar do yapıyorum. Bu sefer bir tane atlıyorum. Bakın do, re, do, mi şeklinde atladım. Tekrar do'ya geliyorum. Sonra do, fa, do, sol. Bu tarz çalışmalar yapmak çok önemli. Neden? Çünkü genelde hani do, re, mi, fa, sol sırayla geldiği zaman notalar çok rahat bir şekilde söylenebiliyor. Sırası belli. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do diye düşündüğümüzde. Ama notalar yer değiştirdiğinde işte işin rengi o zaman değişiyor. Tanımlamamız biraz zorlaşabiliyor. Bu işte bu video serisinde böyle egzersizleri de bol bol yapacağız. Şimdi bunlar her yerde bulabileceğimiz şeyler değil. Şimdi bir okuyalım. Bakın do, re, do, mi, do, fa, do, sol. Yani en bilebileceğimiz notayı aldık ve diğerlerini değiştirdik. Burada ikinci zaman, burada dördüncü zaman, burada iki, burada dört, bunları değiştirdik. Mesela bunun sol elini nasıl tasarlayabiliriz? Hemen kendiniz de düşünebilirsiniz. Bakın do, si, do, la. Sonra do, sırada ne var? Sol, do, fa. İşte şöyle düşünmemek lazım. Hani ben do, re, mi, fa, sol'ü öğrendim. Burada da do, si, la, sol, fa'yı öğrendim. Artık notaları biliyorum. Dediğiniz zaman gerçekten bu işi yarım bırakmış oluyoruz. Çünkü notalar ne kadar çok yer değiştirirse okumamız o kadar zorlaşıyor. Notaları zor okuduğumuzda da bu sefer piyanoya aktarımı çok zor oluyor. Ben dikkat ettiğiniz üzere şu an piyano üzerinde göstermiyorum bunu. Özellikle dizek üzerinde gösteriyorum. Ne kadar iyi görür ve okursak o kadar piyanoya bunu uyarlamamız daha kolay, daha pratik olacaktır. Şimdi tekrar şuradan alalım. Mesela daha farklı bir dizilim alalım şimdi. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol şeklinde. Bunları siz de okuyabilirsiniz mesela videoyu durdurup. Hızlı bir şekilde do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, si, do, la, do, sol, do, fa şeklinde okuyabilirsiniz. Şimdi şuraya bakalım.
Bu sefer biraz daha farklı yapalım. Tersinden yapalım bunu. Tersinden nasıl olacak? Do, re, mi, fa, sol. En son ses sol burada. Bakın. Sol, fa. Bu sefer sol ekseninde çeviriyorum notayı. Sol, fa. Tabii bunu piyano çalma olarak düşünmeyelim. Yani baş parmak, ikinci parmak bunlar yani üçüncü parmak geliş demişken şu hareketi yapmak belki biraz zor olabilir. Sol, fa, sonra sol mi, sonra sol, re, sol, do. Bunu yapmak biraz zor olabilir. Ben bunu tamamen okuma amaçlı söylüyorum. Bu videolarımın temel mantığı bu. Okumayı iyice öğrenmek. Şimdi sol eli ters çevirirsek ne olur? Fa'dan başlamam gerekir. Fa, sol. Bakın fa eksenli yapıyorum. Böylelikle ne oluyor? Sürekli fa'ya döndüğüm için fa notası daha kalıcı hale geliyor. Bakın fa, sol yaptım. Fa, sol. Fa, la. Bazen şöyle hatalar oluyor. Hani fa'dan sonra bir nota gelince biz buna direkt sol diyoruz. Ama sol yerindeyse bu soldür. Fa'dan sonra bakın bir nota geldi ama sol değil. Yani notaların yeri önemli. Göz alışkanlığımız burada önemli olduğunu kendine gösteriyor. Göz alışkanlığımız çok önemli. Fa, sol, fa, la, fa, sonra ne var? Si, fa, do. Hep genelde bunu söylerim yani do'dan sonra si gelmek zorunda değil. Sıralı bir şekilde olunca do'dan sonra si geldi. Ama bakın do, la atlayabiliyor, değiştirebiliyor. Şimdi şuraya bir kere daha gözden geçirelim. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol. Sonra do, si, do, la, do, sol. Do, fa. Evet bunu gördük. Sol, fa. Tersten yapıyoruz. Sol, fa, sol, mi, sol, re, sol, do. Sonra fa notlarına geçtik. Yani sol ele. Fa, sol, fa, la, fa, si, fa, do şeklinde okumuş olduk. Evet. Şimdi burayı geçiyorum. Evet. Yine bir nota okuma çalışması yapalım. Bu sefer de farklı bir dizilim yapalım. Arkadaşlar do mi. Bakın do'dan sonra re'ye gelmek zorunda değil. Sonra ne yapalım? Do mi. Bakın ortada ne eksik? Burada re, re fa yapalım. Farklı bir dizilim. Üçlü. Do re mi üçlü hareket. Re mi fa üçlü hareket. Do mi re fa. Sonra ne olur? Mi sol. Evet. Do mi re fa mi sol. Do mi re fa mi sol. Mesela burayı ikileyebiliriz. Evet. Do mi re fa mi sol mi sol şeklinde. Sonra mesela kaldığımız yerden terse döndürelim. Sol mi fa re bakın. Mi do. Bundan aynı şekilde böyle mi do yapmış olduk. Do mi re fa mi sol mi sol. Sol mi fa re mi do mi do. Evet, bu şekilde bakın sağ elde farklı bir okuma parçası yazmış olduk. Şimdi aynısını bir benzerini sağ ele yapalım. Do'dan başlamıştık yani baş parmaktan. Burayı da baş parmaktan başlatalım. Do. Burada üçlü atlamıştık. O zaman burayı da üçlü atlatalım. Do, la. Sonra si, sol. Değil mi? Sonra la, fa. İkilemiştik burayı. Tekrar la, fa şeklinde yapabiliriz. Şimdi kaldığımız yerden geri dönelim. Fa, la, pardon. Fa, la, sol, si. Sonra ne var? La, do, la, do şeklinde tasarlamış oldum. Bakın, bu hem bir piyano egzersizi olabilir. Etüt de yapabilirsiniz bunu ellerinizle. Hem de okuyarak nota okumayı da geliştirebiliriz. Şöyle bir okuyalım. Do, mi, re, fa, mi, sol, mi, sol. Sol, mi, fa, re, mi, do, mi, do. Ne kadar hızlı ve doğru okursak o kadar kendimizi geliştiririz. Sol ele okuyalım fa anahtarını.
Do, fa, si, sol, la, pardon, do, fa dedim buraya. Do, la. Evet, hemen fark etmişsinizdir. Do, la, si, sol, la, fa, la, fa. Dönüyorum. Fa, la, sol, si, la, do, la, do. Bu şekilde. Bakın yine Orta Doğu'da. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Sadece do, re, mi, fa, solümüz var. Burada do, si, la, sol, fa var. Ama bakın şöyle bir pozisyon çıktı kendimize. Ondan sonra farklı bir dizilişle farklı bir şekilde okuma egzersizi yapmış olduk. Hatta burayı ne yapabilirsiniz? Çalabilirsiniz de. Parmaklarınız da gelişir. Ama bizim önceliğimiz notu okumamızı geliştirmek. Bunlar, şunlara da değinelim. Bunlar bir kuruş notalar. Bunlara zamanla zaten değineceğim tekrar. Şimdi bu yine son bir kez hatırlatalım. Orta Doğumuzdu bu. Anahtarında yazılan Do'yla bu Do aynı tuşa basıyordu. Biliyorsunuz. Bakın şuradan tekrar göstereyim ben. Burada gördüğünüz gibi Orta Doğu ikisi de aynı tuşa basıyor. Sonra Re, sonra Mi, Fa, Sol. Sonra Do, Si, La, Sol, Fa. Evet, şimdi son olarak ne yapalım? Bir ya okuma çalışması yapalım. Yine rastgele notalar yazıyorum ben. 5 sesten oluşan. Notalarımızı yazdık. Şu an bir melodi veya herhangi bir teknik gözetmeksizin bunu yazdım. Sonra sağ el için de yazalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kısmı kendiniz çözün. Şu an videoyu durdurun. Kendiniz çözün. Ondan sonra tekrar videoyu açın. Ben tek tek söyleyeceğim buraları. Evet. Şimdi notalarımızı söylüyorum, cevapları. Do, sol, fa, re. Sol, sol, fa, mi. Re, sol, fa, mi. Fa, sol, re, do. Si, do, sol, fa. La, si, do, fa. Sol, la, do, sol. Fa, la, sol, si. Evet, notalarımız bu şekilde. Eğer bir hatanız varsa tekrar bunları gözden geçirirsiniz. Bunları bol bol okuyarak, ezberleyin demiyorum. Bol bol okuyarak göz alışkanlığınızı geliştirin. Bir sonraki çalışmada yine benzer şeyler yaparak farklı aralıklarda notaları okuyarak çalışmamıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.